Şimdi senin verdiğin örnekte evet masaları bir psikolog dolaşıyor. Bu konuyla alakalı bir plan var ortada yani en tepede bu konuyla alakalı bir ihtiyaç doğacak ve bu ihtiyaca binaen birisi bu ihtiyacı görecek diye bir plan var abi. Ben şöyle anlatayım, kendimden örnek vereyim. Hiç uzağa gitmeyelim. Ben 18-19 yaşına kadar zaten Bursa'dan çok çıkmamış bir futbolcuyum. Gaziantepspor'a transfer oldum. Bursaspor o dönem bir alt ligdeydi. Bir sene sonra da Beşiktaş'a transfer oldum. Şimdi normalde çay içerken sıcak bir çaydan sonra buz gibi bir su döktüğünde çay bardağı çatlıyor abi. Ne ruhu var, ne canı var, ne kanı var, hiçbir şey yok. Bir sıcak soğuk değişiminden sonra çatlıyor. Şimdi biz 19-20 yaşında gerçekten absürt paralar kazanırken biz birden kendimizi böyle Beşiktaş gibi bir takımda bulduğun zaman tek başına o süreci yönetme şansın futbolcunun çok fazla gerçekten yok abi. Neden yok? Senin bütün arkadaşların senin en iyi arkadaşın oluyor. Çok ciddi para kazanmaya başlıyorsun. Zaten etrafında bir sürü insan olmaya başlıyor. İstanbul gibi bir yer zaten hani benim söylememe gerek yok. İşte her şey derya deniz. Ne şey gibi oluyorsun yani o film kahramanları gibi oluyor. Şıp yaptığında her şey önüne geliyor. Böyle bir ortamda 19-20 yaşındaki bir çocuktan sen saha dışındaki hayatını koordine etmesini istiyorsun. Şimdi bir kere bunun imkansız olduğuyla alakalı adamın bir öngörüsü var. Ve bunun için oraya bir otorite koyuyor. Şimdi sen yalandan 2-3 kişiyi getirsen, psikolog olarak versen bizim futbolcular der ki ya bununla mı uğraşacağız, sana hesap mı vereceğiz falan diyorlar filan. Zaten. Zaten senin bu planı da ortaya koyman için işte 3-5 kişiden duymuşsun sen. Yani bu planı ortaya koyarken bir amacın yok. Tamamen görsel şölen yapıyorsun, dekor yapıyorsun. Onun futbolcu da bunu hissettiği zaman oradaki psikoloğa da saygı duymuyor. Onun anlattığına da ve kendini ona ifade edecek bir değer de bulmuyor. Ne oluyor? Bu yine en tepede oluyor. Yani bunların hepsinin planlı. Çok önceden başlamış olması çok lazım. Çok önceden başlaması lazım ve bu gerçekten bir futbol aklının organize edebileceği bir şey. Eğer biz bu organizasyonu yapamazsak zaten futbol her geçen gün biz bunları konuşacağız. Bu böyle konuşula konuşula artık futbol nerede şarampole yuvarlanırsa ondan sonra bir takım bir şeyler değişecek ya da o zamanı bekleyeceğiz. Bir çözüm üretme şansımız yok. Yani mesela ben Kuyumcular Odası Başkanı olmak istesem şu an beni hiç kimse yapmaz. Çünkü kuyumla alakalı en ufak bir bilgiye sahip değilim. Bilgi sahibi olmadığım bir konuda fikir sahibi de olamam zaten. Kuyumcular Odası Başkanı da beni kimse yapmaz. Ama bakıyorsunuz futbolda, evet elbette başkanlar olacak. Başkanların futboldan anlıyor olması çok elzem bir şey değil. Bir organizasyonu yönetmek için futbol oynamış olmaya gerek yok. Ama bu insanların çok kısa sürelerde futbolu ben biliyorum havasına gelip yanındaki tüm futboldan anlayan insanların da etrafından uzaklaştırdığını görüyoruz. Ben bu taraftaydım, sahanın içindeydim. Sen sahanın yukarıda o yönetim kurulu toplantılarına girmiş birisin abi. Senin bize onların ne orada ne olduğunu senin bize anlatman gerekiyor. Ne oluyor yani? Nasıl bir karar alınıyor? Yani atıyorum bir futbolcunun kadro dışı kalmasıyla alakalı, bir futbolcunun transfer olmasıyla alakalı, atıyorum bir hocanın bir takımın başına gelmesiyle alakalı, bir başkanın konuşması nedir mesela? Atıyorum başkan konuşurken hoş geldin hocam. İşte nasılsın? Bana oyun şablonunla, oyun planınla alakalı bazı briefler verebilir misin? Yani atak başlangıcını nasıl yapacağız? Bunu verdiği anda karşı tarafında anlıyor olması lazım, Yani böyle bir şey söz Yani konusu mu? Nedir abi? Bunu sormak için yani bir cevap almak ihtiyacı hissediyorsun demektir. Bu cevabı alabilmek için önce sorabilmek lazım ki bu mümkün değil. Yani futbol aklı bu yüzden çok önemli. Yani ben tabii kendi içinde bulunduğum dönemi yargılamak adına söylemiyorum bunu ama mutlaka buradan yola çıkarak bazı yanlışların konuşuluyor olması lazım. Sen de güzel bir mesele, güzel bir Ben bölüm bir de top sana atayım. Evet. Pas atayım. Şöyle söyleyeyim. Yani bir kere şu algıdan kurtulmak lazım. Yani ben bir genel kurul tarafından, bir grup tarafından, bir güruh tarafından seçiliyorsam eğer bu işi çok iyi bildiğim için seçilmiyorum. Bu işi iyi yapabilme ihtimalim olduğu için seçiyorlar beni. Dolayısıyla iyi yapıp yapmayacağım benim icraatlarıma bağlı. Bugüne kadar aslında şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Futbolda yapılması gerekenleri yapmıyor olman seni krize, kaosa sürüklemez. Sadece aynı seviyede devam edersin. Yani yapılması gerekiyor. Yapılması gereken şeyleri yapmıyor olmak seni büyütmez de küçültmez de aynı seviyede devam edersin.
Ama yapılmaması gerekenleri yapıyorsan eğer kriz yaşarsın. Bugün Türkiye'deki futbol kulüplerinin birçoğunun durumu bu. Kimileri futbolları anlıyor yönetici olarak. Tamam eyvallah, buna söyleyecek bir şeyim yok. Anlayanlar var, anlamayanlar var falan ama yani işin transfer boyutuna geldiğinde, hoca seçimine geldiğinde, hoca değerlendirmesi, analizi, başarı başarısızlık değerlendirmesine geldiğinde iş orada tıkanıyor. Ben bizzat yaşadığım için söylüyorum. Yani bir dönemin ardından bir hoca değişikliği gündeme geldiğinde yöneticiler oturdular, konuşuyorlar. Diyorlar ki şu olsun, bu olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun, Veli olsun falan diye söyleniyor. Bana dediler ki sen ne düşünüyorsun? Ben bir şey düşünmüyorum dedim. Adı geçen hoca adaylarıyla ilgili. Ya nasıl düşünmüyorsun ya? 30 senedir bu, 35 senedir bu işin içindesin. Dedim ki ben sözünü ettiğiniz hocalardan bir tanesinin maçını izlemedim, yönettiği takımın. Bir tanesinin yönettiği takımın antrenmanını izlemedim. Oturup 5 dakika konuşmadım ya. Ben bu hocanın iyi olup olmadığını, bize uygun olup olmadığını anlama şansım yok ki. Bunu kim anlar? Futbolun içerisinden gelmiş ve söylediğim 3 kritere uygun isim anlar. Yani onunla sohbet etmiş, karakterini bilen, çalıştırdığı takımın ne oynadığının farkında olan, antrenmanlarını bilen. Bunları bilmedikten sonra bir hoca ile ilgili bir değerlendirme yapabilmek mümkün değil. Ya da oyuncu seçimiyle ilgili. Ben yıllardır bu işin içinde olan bir insan olarak bir oyuncunun iyi ya da kötü olup olmadığını bilmez miyim? Bilirim. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bununla ilgili bir fikrim vardır ama yani kalkıp da scout'un işine, hocanın işine karışmam. Diyemem ki ben bunu alalım, bunu almayalım. Çünkü bu işin uzmanı var, uzmanları var. Güvenmen gerekiyor. Biz de hala transferi oyuncu şey mi yapar, hoca mı yapar, yönetim mi yapar? Biz bunun cevabını verebilmiş değiliz ki. Hocaya bırakamıyoruz. Neden? Kirli bir sistem var çünkü. Kim neden besleniyor belli değil. Menajerler ortada cirit atıyor. Kabul edelim ki bir soygun düzeni var. Gökhan, özellikle Türkiye'den bahsediyorum. Bu soygun düzeninin içerisinde bu hiçbir transferin, hiçbir derken belki abartıyor olabilir ama hiçbir transferin ben masum olduğunu düşünmüyorum. Birilerinin zenginleşme aracı olarak kullanılıyor. Çünkü kulüpler niye battı yani? Birileri zenginleşiyor. Hoca mı zenginleşiyor? Başkan mı? Yönetici mi? Profesyoneller mi? Menajer mi? Oyuncunun ailesi mi? Birileri zenginleşiyor yani. Sonuçta bir mal değil mi? Yani oyuncu bir mal. Bunun ne kadar edeceğine, bu oyuncunun ne kadar edeceğine kim karar veriyor? Nasıl evet, karar veriyor? Süper mesela. Ben gidiyorum hocam şimdi, atıyorum bir ev alacağım. Evet. Belli bir param var, ev alacağım. Karar verdik, gittik, evi beğendik. Ondan sonra bir finansman desteğine ihtiyacımız var. Kredi çekeceksin yani. Gidiyorum. Bütçesi. Gidiyorum bankaya, diyorum ki bana şu, ben şöyle bir ev alacağım, bana kredi. Ne yapıyor? Direkt eksper gönderiyor. Eksper. Eksper. Evet. Evin değerini tespit edebilen. Evin değerini tespit eden eksper. Şimdi bizim mesela camialarımızda bu görevi gören bir birim var mı? Yani atıyorum mesela Inter'de yönetim kurulu yeni geldi. Ben işte Brezilya'dan şu futbolcuyu şat diye getireceğim diye bir şey yapabilir mi mesela? Orada bir ekip vardır. Orada bir eksper vardır. Kimin ne edeceğini az çok doğru olmayabilir bu arada. Yani yanılabilir o ekipte. Çünkü futbol değişkeni çok fazla olan bir spor. Yanılabilir ama orada bir birim var. Ben transfer oldum Bursaspor'a. Mesela kim okey dedi bu işe? Ne kadar aldıysan. Gökhan bu eder mesela. Kim dedi mesela? O bilinmiyor. Onu yıllarca yani bilemedik kimin biz. Ne edeceğine kim karar veriyor? İyi oyuncu da biliyorsun da, iyi oyuncu da ben aldım diyor da. Oyuncu mesela kötü çıktı mı lan? Kim aldı bunu? Kimse yok. Yok. Ara ki bulasın yani. Kimin aldığı belli değil. Scoutlar, bak önce oyuncuyu belirlemek değil mi? Önce belirlemek. Kim nerede ne oynuyor? Bunu biliyor olmak. Sonrasında bununla ilgili fiyat tespitinden bahsetmiyorum. Bugünün koşulları, takım içerisindeki dengeler, bütçen, oyuncunun orada aldığı para, oyuncunun gelecekte ne kadar para alabileceğine, ne kadar değer kazanabileceğine ilişkin bir öngörü. Ya da kaybedebileceğine. Ya da kaybedebileceğine bir öngörü. Bunlar farklı şeyler. Bunlar farklı şeyler. Ama bizde öyle değil. Bizde bak işte diyorsun ki yani. Bunun dışında başka bir şey daha var biliyor musun? Telefon düştü bu arada. Bunun dışında önemli olan şey şu. Şimdi Gökhan nerede oynuyorsan, Antep'te oynuyorsan. Antep'te oynuyorsun da takım içerisindeki pozisyonun ne? Kimlerle iyi alışverişte bulunuyorsun? Karakterin ne? Antrenmanı seviyor musun? Sevmiyor musun? Hocayla ilişkin nasıl? Otoriteye karşı bir isyanın var mı? Yoksa uyumlu bir oyuncu musun? Topa nasıl vurduğundan öte beni ilgilendiren çok daha fazla şeyler var. Argümanlar var. Değerlendirmem gereken konular var. Bunların hiçbirine bakılmıyor ki Gökhan. Bakılıyor mu? Bakılmıyor. Sadece maçını izliyoruz oyuncunun. Sadece maçını izliyoruz. Devam edelim.